Kardeşim, Mehtap 2-3 haftalık bir insana bu kadar duygu yoğunluğu besleyecek bir kadın değil, açık konuşuyorum sana yani. Helal, burada ağlayamayıp bir sen çıkıp bir ağlayıp tekrar geliyor. Bir moda girmiş girmiş. Buraya geldiğinde gülüyordu abi, bıraksın o vakitleri. Şu izlerken en son şu hareketinde. Sarılabilir miyim? Sarılabilir miyim? Deyip. Çocuk gibi yapmaya çalışıyorsun. Tam bir Türk filmi şey abi. Sana vallahi sence samimi geldi. Sana geçti mi? Bir dakika, bize geçmesin abi, önemli değil. Bana geçti mi? Bana geçmedi. Ben sadece kendi hissim olduğu için ona sarıldım. Kendi hissim olduğu için ona şey yaptım ama zaten bana ilk geldiği zaman burada yapmadı da kalkıp dışarı çıktı. Geri geldikten sonra mı? Aşık ol. Bak aşık oldum. Sana. Aşık oldum diyor değil mi orada? Hı-hı. Yani ben sana aşık oldum, Allah kahretsin diyor. Öyle söylüyor tamam. Bu kadar yok abi. Nasıl oluyor? Böyle bir şey yok. Yani hani gerçek olduğunu hissetsem buraya ilk geldiğin zaman, kızlar ilk geldiği zaman bir şeyler yapmış olsaydı o zaman derdim ki tamam. Ama gitti. Oradan tekrar geri geldi. Kardeşim sen burada moralin bozulup şuradan yürürken dalga geçti seninle resmen. Aynen. Alay etti. Öyle. Ne zaman? Hayır ya? Şey dedi ya. Ya burada ya. Bu çocuk burada morali bozuldu. Gülüyordu, çıktı arkaya doğru gidiyor, durdurdular. Hala Berke'nin samimiyetsizliğini samimiyetsiz dedi. Samimiyetsiz dedi. Harbiden ya. Bravo. Evet. Bravo. Dedi, ben kardeşim. Unutmuşum. Bravo. Aynen. Biz burada seninle tartıştık ya. Hala dedim bu halde tamam. Bile samimiyetsiz diyor adama dedim. Samimiyetsiz diyor. Bu aynen. Adam da gidiyordu, ben de durdur dedim. Gitmedim. Bunu nasıl yani? Oturttum. Doğru. İki dakika sonra doğru. Geldi. Doğru. İki dakika burada, sonra geldi. Hatta bu sen söyledin. Şurada duruyorduk. Samimiyetsiz dedi. Güldü üstüne. Sen gittin dedi, arkandan güldü. Hanginiz durdurdunuz? Biriniz bu açan durdu. Semih sen durdurdu. Semih durdurdu. Sonra kalktı gitti. Burada ağlamayı beceremedi insanların içinde. Arkada böyle bir motive etti kendini, ağlamayı başardı. Buraya geldi, orada tuttu seni. Baba. Ya kardeşim bu kadar da insan güzel oynayamaz ki abi. Yazık be çocuğa, yazık. Mehtap, ağlama ödülün olarak bu baykuşu sana vermek istiyorum tatlım. Baykuşu hak ediyorsun. Ya bir de var ya bak bu sen ayıp bir şey değil ama. Sen de sana bak be burada. Sen de söyleyeyim bir gün dedi ya. Bu ayıp bir şey değil ama gencecik bir çocuk seni... Tüm yaşamışlarınla, yaşanmışlıklarınla, evladınla ne kadar güzel bir şekilde kabul etmiş evet. Ya. Sen bu çocuğa oyun yapıyorsun, çocuğun gururunu ayakları altına alıyorsun dışarıda. Ben istemediğim biriyim. Sonra Berker beni hak etmiyor diyorsun. İstemediğim biriyim. Berker beni hak etmiyor diyor. Gidiyor bu açanla plan yapıyor. Burada da samimiyetsiz ağlıyor. Ama gider ettiyseniz orada Berker'e de söyledi. İnanmıyorum size, güvenmiyorum ama içimde ses var dedi. Ya, ses yapmayın. Aşık oldum ne demek ki? Şu an odaklanıp ağlayacak, başını öne eğdi ya. Odaklanıp ağlaması ağlaması gerektiği için ağlıyor. Aşık oldum ne demek ki? Bak şöyle dur. Kim aşık olur? Berker. Ağlaması gerekiyor. Berker sana söylenebilir miyim? Ben sana aşık oldum. Tüm bu açanla o planı yapmış olabilirim seni uzaklaştırmak için ama bu ev kötü şeyler getiriyor. O yüzden ikinci kez bu eve ben geldim. Ben seni sevdim. Bugün eve bir VTR verildi. Dün yaşanan bir olaydı. Mehtap Berker'e işte sana aşık oldum falan diyor. Ben şimdi bu ikili arasında Berker'in duygularını artık samimi buluyorum. Gerçekten Mehtap'a karşı bir şeyler hissettiğini düşünüyorum. Ama Mehtap'ı hiçbir şekilde samimi bulmuyorum. Bir de gelmiş aşık oldum falan diyor. Hayırdır Mehtap yani? Ya bir şey söyleyeyim mi? Dün Berker'in burnunun dibindeyim. Tam gideceğim vedalaşmak için girdim içeriye. Gerçekten bir şey başlatmak için değildi amacım. Orada gerçekten içimde kaldı ve gidip vedalaşmak için geldim. Ve ben son kez böyle kokusunu çektim falan içime. Ondan sonra şey... Bu konuyu siz konuşun, ben geliyorum. Konuşuyorum. Bir saniye... Berker, ya bunlar, misafirler buradayken gitsek baksak ya, eline bir şey oldu mu? Duvara vurdu ya. Ne? Bir gidip bakalım ne olur. Bir deneyelim şansımızı. Sen de Şahin'le konuşursun. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Krem falan götüreceğim çünkü. Ne götüreceğim? Krem götüreceğim. Elini duvara vurdu. Bir izin isteriz. Belki izin verirler. Hayır, ruj da sürmedim. Vermeyecekler ama görürsün. Olsun, bir bakalım. Sen de Şahin'e hesap sorarsın. Hadi yapalım, biz beraber yapalım. Gel. Esra. Bak şu ip nasıl olur? He? Şu ip nasıl olur? İp değil abi, ip değil. Yaratıcı olun biraz ya. İyi de neyle yapacaksın? Tamam ben yapacağım. Dur bekle. Elini kısmını sana vereyim. Ne haber? İyiyim sen. Yanıma geleceğim. Merhaba. Şey, ben şeyi merak ettim. Nasılsın? İyi, sen. İyi misin gerçekten? İyi. Dün elini duvara vurdun ya. Aha. Ben krem getirdim eline sürmek için. Teşekkür ederim, ben hallettim.
Bakabilir miyim eline? Bir şey yok elimde bir şey. Bakabilir miyim? Bir şey yok. Çok pis vurdun bak, duvar soyuldu yani. Bir şey yok. Bakabilir elimde. Miyim eline? Bir şey yok, bir şey yok. Bak gerçekten dünden beri merak ediyorum. Yok. Merak etme, bir merak et. Beni merak etme, beni merak etmene gerek yok. Yok. Hayır. Bakayım. Hayır, gerek yok, bir şey yok elimde. Bakarsam anlayacağım. Bakabilir yok, bir şey yok, bak. Elimde bir şey yok. Bakayım eline. Elimde yukarıda bir şey yok Mehtap. Görürüm ben, görmüyorum. Tamam, elimde gözlük var. Elimde hiçbir şey yok. Tamam. Bakacağım, tamam. Nasıl vurdum da duvarı çökerttin öyle içine? Madem bir şey yok, nasıl yok? Şey, seviyordum dediğin dikkatimi çekti. Öyleydi. Öyleydi. Ama bir hata yaptın. Seviyordum dedin. Evet. Bunu daha evvel ama söylemedim. Bir hata yaptım. Söylemedin. Neden bunu vedalaşmaya geldiğinde söyledin? Ben buraya şeye gelmedim ki, seninle bir şey başlatayım diye falan gelmedim ki. Ben gerçekten çok korkuyordum. Bir şeyi başlamak gerçekten çok ürkütücüydü. Çünkü sonunun kötüyle biteceğini düşündüğüm için böyle davranıyorum. Fakat ben senin yüzünü son kez görmek istedim. Onun için geldim. Öyle olsaydı niye bir defa geldin, ondan sonra gittin, tekrar niye geri geldin? Gideceğimi biliyordum. Gerçekten dışarıda herkesle vedalaştık. Madem öyle giderek... sen buraya bir defa geldin. Hiç umuruna sallamadın. Ben senin yanına umuruna gelecektim. Sallamadım, ben senin yanına gelecektim. Da. Belki seni görmek istemiyorum dedin. Öyle evet, dedim, böyle dedim, dedin. Seni görmek istemiyorum öyle dedim, dedim, böyle dedin. Ondan sonra dedim. Geldin tekrar burada işte ağladın, ben dedin. Bir şeyler söyledin. Seni ne söyledin anlamadım. Önemli. Neden seviyordum dedin? Öyle. Yani söylemedim. Yani o kadar yani. Yani yok. Sonu çok önemli. Bir sonu yok. Artık olmazdı. Bunu daha evvelki ortamlarda hiçbir söylesem şekilde ne diyecektik ki? Daha önce iyi ki söylememişim. Ki i̇yi ki söylememişim. İyi ki söylememişim. Gider ayak söylemek daha mantıklı yani. Yok, hiç gider ayak birine değil. Söylemek daha mı güzel? Ben zaten daha bunu sana söylemedim. Bunu Onur'a söyledim. Ben sana söylemedim. Onur'a söylemedim. Bana konuşurken de söyledim. Hayır, ben bunu sana ben Onur'a söyledim bunu. Duvara vurduğunda bunu söylüyordun. Bak, seninle bir defa bana işte ben yapamayacağım dediğin zaman seninle tekrar konuştuğumda tamam ben özür dilerim senin samimiyetini anladım dedin. Üstüne kalktın bana burada hiç olmayacak bir oyun oynadın. Kendini beni bak beni geç. Haklısın, kendini bunları ben aşıladım kendini sana. Kendini soktuğun durumun farkında ol. Beni değil beni geç. Ben artık bu saatten kendimi sonra kendimi senin yüzünden soktuğum durum desek senin ne için. Ne yaptım ben? Senin samimiyetini anlamak için soktuğum benim durum. Benim samimiyetimi anlamak için oyun mu oynaman gerekiyor? Ne oyunu ya? Benim samimiyetimi anlamak için benim samimiyetimi bu anlamak istesen ben sana ne olursa olsun gel yüzüme sor dedim. Bak gerçekten dışarıda konuşulmayacak bir adam değildi ki. Nasıl dışarıda telefonlarda konuşulmuş demişsin ki ben Berker'i istemiyorum bana hayır, yardımcı ol demişsin öyle demişsin böyle değildi. Demişsin. Biz bunu yüz yüze konuştuk ilk. Anladın mı? İlk telefonda konuşuldu dendi. Hayır. Gece yok demişsin, yok demişsin. Ben Berker'i istemiyorum demişsin. Ben şöyle de böyle de demişsin. Ben Berker'i istemiyorum demedim. Öyle demişsin. Kurtulamıyorum. Kurtulamıyorum ondan demişsin. Ben sana kurtulamayacak ne yaptım? Öyle demişsin. Öyle demişsin. Ben kurtulamıyorum ondan. Berker şu an senin elini merak ettiğim için geldim. Dünkü gelmem de gerçekten vedalaşmak için gelmekti. Yüzünü son kez görmek ben istedim. İyiyim. Tamam mı? Ben iyiyim. Güzel mi böyle karşıdan bağırıp çağırması falan? Tam tersine döndü ya olay şimdi. Nasıl? Olayın tersine dönmesine gerek yok. Ben böyle bir şey olsun istemedim Mehtap. Ben de böyle bir şey olsun istemedim belki. İstemez. Niye yapıyorsun peki? Madem istemedin. Neyi bilmiyorsun? Bilmiyorum ki. Sebebini bilmiyorum. Sebebini bilsem zaten şu an burada olmam. Seni merak ediyorum. Benim zamanında oyun oynamadan önce merak et. Ben oyun oynamadım. Ne yaptın oyunu? Ciddiydim. Nasıl ciddi? Seni deneme konusunda kesinlikle ciddiydim. Neyi beni deneyeceksin? Çünkü beni deneyecek neyim var? Çünkü senin samimiyetsizliğine inanıyordum. Çünkü hafta sonu elime gelen şeylerin hepsini sana sundum. Ben sen ne yaptın cevabını biliyor musun? Berker'in duygularıyla oynandı dediğinde sen ne dedin biliyor musun? Ben o resmi daha dün beğendim. Bizim çekimimiz 3 gün önce olmuştu. Sen daha dün beğendim diyerek yalan da söyledin. Hiç yalan söylemedim. Söyledi. Ben o zaman o benim hesabım değildi. Arabada da bana dedin ki benim hesabım değil. Bir harf tamam, fark oğlum. Var dedim. Ben bunu herkese tamam, dedim. Evet, bir harf evet. Fark yok. Bak sana bir tekrar sistem söylüyorum. Aynı hesabı 2 kez vermiyor bak, ve Mehtap, ben haklıydım. Bak Mehtap sana tekrar söylüyorum. Biz o kadar yemeği sen şimdi bak sen benim, bir kere benim, seviyorum demedin. Niye söyleyeceğim? Şurada hak ediyor musun sana seni gelmiş, seviyorum demem? Seviyorum falan dedim. Sana seni seviyorum demem hak ediyor musun?
bu fikrim değişti. Niye böyle bir şey yaptın ki? Niye ki? Yani niye, bir insan niye böyle bir şey yapabilir? Çünkü bir insanın tamamen tam gerçekten samimi olduğunu öğrendiğimde ona tam bütünüyle gidebilirsin. Şu an şimdi hala öğrendin mi? Hayır, şu an hala aynı şüpheler var ama neden böyle geldiğimi de bilmiyorum. Sanki şüpheler gitti mi? Gitmedi. Ama neden böyle hissettiğimi de bilsem kendime kızmıyor muyum zannediyorsun? Yapamam, edemem derken, burada duvarları tekmelerken şaka mı zannediyorsun sen? Ben o kadını sana gerçekten unutturabilirim, anladın mı? Mesela ben sana bunun için bir adım at diyemem. Hadi başta nasıl unutturacaksın görelim de diyemem. Sadece seni izlemek istiyorum. Uzaktan. Bu evde ne kadar senin zamanın var, ne kadar benim var bilmiyorum ama... Teşekkür ederim. Bu eve girdiğimde yaşattığın mutluluk içinde... ...şu an yaşattığın bu durum için de teşekkür ederim. En azından sana... ...yalan yanlış bir şey yapmıyorum. İyisi de gerçekti, kötüsü de gerçekti. Anladın mı? Sana yanlış bir şey yaşatarak burada seni hayal kırıklığına uğratmıyorum. Duygularını oynamayı seçmiyorum. Bana vakit harca deyip burada egomu tatmin etmiyorum. İnsanlara, benim için de burada insanlar bir şey yapabiliyor göstermek istemiyorum. Seni kullanmıyorum. Mert bir şekilde açık yüreklilikle... Ama bunu keşke bana söyleseydin. Sana söylüyorum şu an. Ama ben gözümle gördüm. Ben bir şeyleri sana sormaya geldiğim zaman söylüyorsun. Anladın mı? Esra, biz bugün seninle üçüncü kez burada oturuyoruz. Evet. Ne kadar az? O ilk iki kez de söyleyebilirdin mesela. İlk iki kez bir şeyler böyle değildi ki. Ve ben son iki gündür, üç gündür sizin oraya gelip sana bunu söylemek için, buradan gitmek için izin istiyorum. Ama bir türlü salmadılar. Gelemedim oraya. Ben de iki gündür sana bir şeyler yapıp getirmek istiyordum. Belki sen buraya bir şeyler yapıp getirdiğinde ben sana o zaman bunu söyleyecektim. Sadece seninle karşılaşmayı bekliyordum. Gamze geldi. Gamze geldi ya. Ya. Şaka yapmıyoruz, geldi gel. Gözleri değişti bir yere, gördün mü? Gelsene. Beyler makara yapmayın. Oğlum Gamze geldi ya. Gamze geldi, gelsene. Ayıp etmiyor musunuz şu an? Niye abi, sen daha sabah ağlıyordun Gamze için. Yakınım diyorum, dostum diyorsun. Esra diyorum, hiçbir şey hissetmiyorum. Esra bana niye gelmiş, kim aday olursa olsun diyordun. Tamam, ben zaten bunu şu an Esra ile konuşuyorum. Gel Esra, geçeceğim seni. Böyle rahatlatın. Boşuna bağlama, açtım ben o kolları. Ve bir sonrakinde böyle olacak, göreceksin. Ama bir sonrakinde... Mümkün değil. Bak sana tekrar söylüyorum. Bak sana tekrar söylüyorum. Ben senin bu yaptığın bak ben senin bu yaptığın hatayı affedecek bir adam değilim. Ne oldu ya? Hala beni dert etmişsin, benim adım ağzından düşmüyor. Seni niye dert edeyim? Niye sürekli beni konuşuyorsun? Seni niye dert edeyim? Herkes öfkeyle bakıyor, hala gülüyor. Allah Allah ya. Gel bir yüzün gülüyor. Yalnız, yok be. Sen sözünün adamı değilsin. Sen sözünün adamı güldüm değilsin. Güldüm burada gülerek. Bak ben söylüyorum bak. En çok beni seviyorsun burada. Ben yüzüne diyorum. Ne yaptım? Sözünün adamı değilsin abi. Burada neler söyledin? Yine söyledim. Aynen. Gördüm böyle bir gevşedim böyle. Aynen. Bir. Gevşemedim, böyle oturuyorum. Gülüyorsun biliyorsun, böyle bir gevşiyorsun. Hayır, hiç alakası yok kardeşim. Ona da söyledim. Ben senin bu yaptığını sindiremem dedim. Kusura bakma dedim. Bunu kendisine de söyledim. Şimdi ben Mehtap'ın derdine, Mehtap ne yapmaya çalışıyor anlayamadım. Hala benim samimiyetimi test etmeye çalışıyor. Ben kimseye atmadığım adımları Mehtap'a attım. Kimseye yapmadığım şeyleri bu zamana kadar Mehtap'a yaptım. Ama hala Mehtap zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmaya çalışıyor. Bir de üstüne üstlük Boğaç'a ben Berker'den kurtulmak istiyorum diye ithamlarda sözcükler söylüyor. Madem benden kurtulmak istiyorsun bana açık açık söyle. Ben bu saatten sonra senin peşinden zaten koşmam. Ya kardeşim bak anlatıyorum bak 100 defa bak otururken 100 defa dedim. Ben dedim bu saatten sonra senin benim için yapman gereken beni hiçbir şey
şey yapmaz yani. Beni inandıramazsın hiçbir şey dedim. Ya. Ve seninle bir ilişki yaşayamam kendisine söyledim. Konuşmayabilirdin hiç. Sakin konuştum. Evine geri dön diyebilirdin Gökhan'ın dediği gibi. Sakin konuştum. Gökhan öyle bir şey söylemedi kardeşim. Dedi. Geldiği zaman Rabia buraya dedi ki yani, evine git dedi. Burada olmanı istemiyorum. Geldi oturdu. Ben sakin karşıladım. Sakin bir anımdaydı demek. Öyle konuştum. O zaman senin de yani ona abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ona bir umut bağladım. Burada bak burada git dedim, burada olamazsın bu Şahin'i de yani. Şahin'in arkasından gıybet yaptık. Hani öyle konuşuyor, böyle konuşuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye. Ama çocuk tavrını koymuş. Ben tavrımı koydum da sizin yaptığınız ayıp değil mi ya? Niye? Biz espri yaptık ya. Bir şaka şey yaptık be kardeşim ya, sana. Ya. Espri yapacak samimiyetin var mı senin benimle? Benim var. Onur'um var. Zaten şu an sizinle alakalı bir şey söylemiyorum da sizin zaten. Ya ona mı kızdın? Tamam yok. Aslı burada ben ikinize zaten Onur abiyle sana kızıyorum Gökhan. Niye? Ben zaten içeride bir şeyleri anlatıyorum Esra'ya. Anladın mı? Benim ne konuştuğumu bilmeden içeri geliyorsunuz, Gamze gelmiş diyorsunuz. Oradaki kızı da Nale söküyoruz. Ben zaten ona olmayacağını söylüyorum. Oradaki hali, oradaki kızı biz Nale biz sokmuyoruz kardeşim. Zaten o kızı sen soktun dün o hale. Tamam ben evet. O hale soktum ve ben burada ona bir şeylerin açıklamasını yapıyorum. Hemen. Siz hemen. Buraya Gamze gelmiş ne demek abi? Tamam, hemen açıklıyorum. Yanlış anlama seni biraz gereceğim ama. Yo ismini hemen söyleyeyim. Şahin kardeşimiz vakti zamanında burada iki gün üst üste karşı tarafa gitmeye çalışıp da gidemediği zaman evet. Gamze için gidiyor dendiğinde şöyle bir cümle kullandı. Esra için gidiyor. Bir dakika demiştim. Lütfen lafımı kesme. Gamze için gitmiyorum arkadaşlar. Gamze ile hiçbir alakası yok. Evet. Esra'ya bir şeyleri söylemek için gidiyorum. Evet. Dedi. Evet. Ama dün Seda Hanım'ın karşısında ben iki gündür zaten evet. Gelmeye çalışıyordum. Keşke erken gelebilseydim de belki bu durum böyle olmazdı dedi. Evet. Evet. O zaman sen En başından beri Gamze'yi zaten düşünüyordun ki Esra geldiği zaman ilk gün yönünü kesmedin. Bak ben şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. İlk gün kardeşim bak senin kırılabileceğin bak senin kırılabileceğin bir insanın kırılabileceği bir şey yapmadık biz. Anladın mı? Evet. Onur abiciğim beni dinler misin? Şu an orada değil. Ben şu an bunu bir açıklayayım. Ben şu an bunu bir açıklayayım. Esra'nın suratında en ufak bir üzüntü gören var mı aranızda? Tepkisi yoktu. Tepki yoktu. Abiciğim bak ben gördüm. Tepki yoktu. Ben görmedim var, abi. Yok ben gördüm. Bak, ben görmedim. Bak abi. Var veya yok. Bazı insanlar bu olaya Rabia da dahil tamam mı? Mimiklerini, üzüntülerini yüzlerine vurmaz ya da belli edemezler. Ve bence Esra bunlardan biri. Esra Şahin için girdi içeriye. Şahin'i istediğini söylediği için arkadaşların hepsi Esra'ya oy vererek Esra'yı içeriye aldılar. Ama Şahin'in burada ne yapmaya çalıştığını ben anlayamadım. Bir taraftan Gamze diyor. Ondan sonra Esra'nın konusu döndüğü zaman muhabbete dahil oluyor. Madem Esra'yı istemiyorsun ki Esra'yı istemediğini de belirtiyorsun. Madem Esra'yı istemiyorsun neden ilk gün bunu söylemedin de belki başka bir gelin adayı girecekti içeriye. Madem böyle bir şey yapıyorsun, madem Esra'yı istemiyorsun, senin derdin ne? Sen çok mu havalandın? İki tane gelin adayı seni istedi diye sen kendini kaftanda mı görmeye başladın? Ben anlayamadım seni de açıkçası. Sen yeter.